Kum Saati'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta tabii artık bundan sonra asgari ücreti sık sık konuşacağımız haftalar olacak. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu toplanmaya başlıyor. Ne yapacaklar, ne edecekler? Ekonomiyle ilgili gündemimiz hep ilk sırada olacak. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey hafta sonu yapılan Kayseri İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu yine hafta sonu. Her hafta sonunda bir ilde il kongresini gerçekleştiriyor Bağımsız Türkiye Partisi. Ve bu kongrelerde Genel Başkan Hüseyin Baş önemli açıklamalar yapıyor haftadaki olaylara, gündemdeki olaylara ilişkin. Ve bu haftada daha zamlar yolda dedi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş. Çünkü bu fiyatlar, şu andaki zamlanan fiyatlar aslında doların 6-6,5 lira seviyesindeyken yapılan alımlarla olan bir zamdı. Esas zamlar, yani doların 10 liraya çıktığı bu değerdeki alımlar yapıldığında ise gerçek zamlar o zaman ortaya çıkacak dedim. Merkezi bütçe bu arada açıklandı. Ekim'de 17.4 milyar lira açık verdi. Rekor üstüne rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin kitabını biz yazdık dedi. Bakalım ekonominin kitabını kim yazmış? TİSK, ücretler üzerindeki vergi oranları kademeli olarak azaltılmalı dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu sık sık kum saatinde Murat Çavaz Bey bu konuyu gündeme getiriyor. Ücretler üzerindeki vergi oranlarının kademeli olarak azaltılması, hatta biz hiç vergi alınmaması ücretler üzerinden onlardan bahsediyoruz. Çiftçinin enflasyonu yine gündemde. Çiftçinin enflasyonu resmi rakamlara göre tabii. Bu rakamları duyunca birçok insan nasıl olur gübrede %240 zam olduğu söylenilen bir ortamda %23.1 çiftçinin enflasyonu nasıl olabilir diye soruyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bunlar efendim. AK Partili Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, asgari ücret 4000 liranın altında olmamalı dedi. Evet, AK Partisi'nden bir rakam telaffuzu geldi. 4000 liranın üzerinde olmalı dedi. Benim düşüncem bundan yana diyor şahsi olarak. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de 70 sivilin öldüğü 2019 yılındaki bir saldırıda, hava saldırısında 70 sivil ölmüştü. Bununla ilgili davalar görülüyordu ve meşru buldu Amerika Birleşik Devletleri bu yapmış oldukları hunharca saldırıyı. Biden'a yine Amerika'dan bir haber. Biden, Amerika Devlet Başkanı Biden halk desteğini kaybediyor gittikçe. %53'lerden %41'e gerilediği ifade ediliyor Biden'ın halk desteği. Putin bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz son günlerde Ukrayna tarafında bir göç dalgası var. Binlerce göçmenin sınırlarına dayanmasına sebep olan koşulları Avrupa Birliği kendisi yarattı dedi Putin açıklamasında. The Mirror gazetesi İngiltere, Rusya ile savaş için Ukrayna'ya 600 asker gönderecek dedi. Bakalım bunlara cevap Rusya'dan nasıl gelecek? Evet, önce Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in Kayseri'deki il kongresinde yaptığı konuşmadan bazı görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. VTR'mize ardından da bu konuları başlayacağız konuşmaya. El umudu Hüseyin Baş Bey, hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Dolar olmuş 10 lira. Şu ülkeyi ben yöneteyim, doları 1 liradan alayım hükmetmeye başladığım günden. 2002'de kaç para bu dolar? 1,5 lira var mı? Yok. Kaç? 1 lira 20 kuruş. 1 lira 20 kuruş. Buradan alayım 10 lira yapayım. Bakın mübalağa etmiyorum. İnsan içine çıkamam. İnsan içine çıkamam ben. Bu, siz deyin ki bu senin zayıflığındandır. Bu senin iş bilmezliğindendir ama ben insan içine çıkamam. Sizi %100, %1000 fakirleştireyim, sizin yüzünüze bakamam. Utanırım. Kaçar giderim. Dolar olmuş 10 lira.
Rezalete bakar mısınız ya? Ama bizim çocuklar video yapmış, ben de orada gördüm. Aylar önce diyorum ki Türkiye'de dolar 10 lira olsa kim şaşırır? Kimse şaşırmaz diyorum. Dolar olmuş 10 lira, bir baktım kimse şaşırmamış. Herkes memnun. İşe bak. Bugün seçim olsa, bakın bugün ülkede tartışılacak şey hükümetin önümüzdeki seçimde %50'yi toparlayıp toparlayamayacağı olmamalı. Eğer biz vatandaş isek, biz kendi kararlarımızı kendimiz verebiliyorsak konuşacağımız şey şu olmalı. Hükümet bir dahaki seçim barajı aşabilir mi acaba? Demokrasi ülkelerinde bu konuşulur. Bu konuşulur. Başka hiçbir şey konuşulmaz. Ben bugün hükümeti destekleyen kardeşlerimize de söylüyorum. Ya tamam, sizin durumunuz iyi. Siz kazanıyorsunuz. Siz mutlusunuz. Siz ekonomiyi iyi görüyorsunuz. Ya biz açız kardeşim. Bizim durumumuz vahim. Biz kiramızı ödeyemiyoruz. Biz faturamızı ödeyemiyoruz. Biz tekstil alışverişimizi yapamıyoruz. Biz mutfak alışverişimizi yapamıyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Bunların hangisine içinizden biri der ki yo ben gayet bunları rahatlıkla yapabiliyorum diyen var mı? Hayır. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolar almış başını gitmiş ve hala bir umudunuz var. Bakın ben size müjdeyi vereyim. Bu gördüğünüz zamlar hiçbir şey. Daha zamlar yolda geliyor. Hala doların 6 lira, 6,5 lira olduğunda piyasada fiyatlanan ürünleri tüketiyoruz. Doların 10 liradan fiyatlandığı tüketime biz daha başlayacağız. Ama ne yaptılar ülkeye? Bugün sosyal medyada yine karşılaştım. Marketlerde şeker krizi başlamış. Markette şeker bulunmuyor. Çok pahalı. Hemen hemen bir ay önce Çorum'dayız. Çorum'un girişinde kocaman bir şeker fabrikası var. Çorumlularla aynen böyle sohbet ederken dedim ki bu fabrika kimin? Özelleştirildi. Ne zaman? 2018'de. Peki daha önce kimindi? Devletin. Devlet kimin? Bizim. Ya dedim sen kimin malını kimseye sormadan özelleştiriyorsun? Bugün şeker krizi yaşıyoruz. Şeker, şeker. Fazla bir şey değil. Yakında duymaya başlarsınız. Zaten şekersiz çay daha sağlıklıdır diye. Biz neredeyiz? Kayseri'de. Kayseri'de Himmet Dede'de. Bir de nerede başkan, nerede? Develi'de. Develi'de. İki tane altın madeni işletiliyor şu anda. Peki bu altın kimin? Devletin. Devlet de bizim olduğuna göre buradan her yıl milyarlarca dolar altın madeninin getirisi neden Kanadalı firmalara akıyor? Bunu hiç sordu mu Kayserili? Hiç sormadı. Niye? Şimdi sen kalktın her şeyi özelleştirdin. Bunu buradan yetkililere de soruyorum. Hangi özelleştirmeden bu devlet kâr etti? Hep zarar etti. Hep zarar etti. Hep zarar etti. Oğlum niye özelleştirdin? Yani birini yaptın. Baktın zarar ediyorsun. Diğerini yaptın. Baktın bir daha zarar ediyorsun. Ya üçüncüyü yapma. Ya bütün devlet özelleştirilir mi? Bütün toprak özelleştirilir mi? Bu kadar borçlu bir ülke haline getirilir mi? Niye Osmanlı toprağı işgal edildi? Ben size söyleyeyim. Osmanlı toprağı az önce Lütfullah Bey bahsetti. Borçlana borçlana, borçlana borçlana, duyunu umumiyelerle devlet öyle bir hale geldi ki savaşı kaybetti. Fakat savaştan sonra bu devletlerin Osmanlı'dan alacakları vardı. Yani bu işgallerin bu topraklarımıza kastedilmesinin sebebi Osmanlı'nın borçları. Az önce işgalden bahsettim. Dedim ki İstanbullu ve Türk milleti işgalin ilk başında farkında bile değildi. Şimdi aynısını bir de burada yaşıyoruz, mali krizde. Bu kadar borçla toprak işgal edildi. Bugün başka bir şey mi yaşıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin gayri safi milli hasılasının bilmem kaç katı kadar borcu var.
Toplumu bu hale getirdiler. Ne yaptılar kurtuluş olarak? Özelleştir babam, özelleştir. Niye? Kapitalist mantık bunu söylüyor. Bakın, milli ekonomi modeli önümüzde. Şu modelde biz bugün özelleştirdiğimiz her bir firmayı devlet yönetimine tekrar geri alacağız. Bir hükümet bunu yapmak mecburiyetindedir. Bakın, bugün bunu hiçbir siyasi size söylemez. Bağımsız Türkiye Partisi özelleştirilen bütün devlet ve millet servetlerini geri alacaktır. Ve bunun yanında bize zormuş gibi gösterilen bütün üretimleri Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz gerçekleştireceğiz. Kayseri'de il başkanımız tekrar Üçlü Karataş Bey il başkanı seçilmiştir. Kendisini de tebrik ediyoruz. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey açıklamalarda bulundu Kayseri İl Kongresi'nde. Profesör Doktor Haydar Başbey daha önce tüm Türkiye'yi dolaşıp Türkiye'de özellikle bu maden konusunda her ilin maden haritasını çıkartır ve o bölgede kim hangi madeni işletiyor o bölgenin insanını hatırlatırdı. Burada da Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu gibi Hüseyin Başbey ifade etti. Dedi ki Kayserilerin altınla olan imtihanı gibi oldu. İşte sizin burada iki tane yerde altın çıkıyor. Bunu yabancı bir Kanada firması çıkartıyor. Niçin bunun gelirinden Kayserilerin haberi yok, istifade etmiyor dedim. Evet, birçok önemli konunun bunun dışında da altında yine çizdi Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Başbey. Evet, Kayseri'de yapılan kongrede önemli notlar vardı. Siz de almışsınız, önünüzde notlar var. Neler söyledi Genel Başkan Hüseyin Başbey? Evet, ağırlıklı olarak tabii ekonomi gündemiyle evet. Alakalı çok ciddi tespitler ve önemli değerlendirmeler vardı konuşmasında. Tabii gündemde şu anda en çok yani milletimizin gündeminde dolar kurunun 10 lirayı yani 10 liraya dayanması, 10 lirayı aslında geçip tekrar o civarlara yerleşmesi bu bir milletimizin şu anda birinci gündeminde. Tabii üreticiler, tüketiciler, herkes şu anda bu konuda feryat ediyor aslında. Şu anda söyleyebiliriz 10.05. Evet. Yani Cuma 10.02 olmuştu. Ondan sonra 9.99'a çekip demişlerdi daha 10 liraya geçmedi. Ama tabii yol aldı zaten oraya şu anda. Yani. Tabii şu anda su akar yolunu bulur derler. Evet. Dolar da böyle şu anda yolunu bulup devam ediyor maalesef. Ata binmiş süvari gibi gidiyor. Evet, aynen. Başbey'in dediği gibi. Aynen o şekilde. Tabii bir gündem maddesi buydu. Tabii bu dolar kurunun yol açacağı zamlar başka bir gündem maddesiydi. Özelleştirmeler konusu, şekere yapılan zam veya şekere zam beklentisinden dolayı özelleştirmeler değerlendirilmişti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Onun dışında borçların ne anlama geldiğini Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ifade etti. Hani borçların asıl yani devamının işgal olduğunu bizlere tekrar hatırlattı. Osmanlı örneğini tekrar bize hatırlattı. Yani biz böyle bu borçlarla beraber bir elimiz yağda, bir elimiz bağda böyle bir hayatı devam ettiremeyeceğimizi hatırlatmış oldu. Tabii yani borçla sefa sürmenin belli bir zamanı evet. Var. Ondan sonra alacaklar eninde sonunda bu borcu tahsil etmeye kalkacaklar. İşte Osmanlı'dan nasıl bu tahsilatı nasıl tahsil ettiklerini anlattı ve aynı şu anda tehlikenin de Türkiye'nin üzerinde olduğunu da belirtti. Bunların detaylarına gireceğiz. Tabii en sonunda da maden konusuna da değindi. Hani Kayseri'de, şimdi Kayseriler acaba bu altın konusunu daha önce duymuşlar mıydı? Çünkü Kayserilerin ticarette efendim zekaları ortada. Bu konudaki zekaları ortada. Buna rağmen yani bunu duydukları halde altın madenlerinin Kanadalılar tarafından talan edildiğini efendim hala şey yapıyor yani sessiz kalıyorlarsa, bu konuda tepkilerini ortaya koymuyorlarsa o zaman Kayseriler çok ciddi bir değişim uğradı demektir. Yani ticari dehalarını bıraktılar, bir kenara koydular demektir aslında.
O yüzden bence Sayın Bamsur Kepaysi Genel Başkanı'nın Kayseri'deki en önemli açıklaması bence bu maden konusuydu. Çünkü Kayserilerin en çok dikkat çeken, dikkatini çekecek olan konu bu. Titreyip kendilerine gelecekleri bir konu yani. Evet, kesinlikle. Bu konuşmadan sonra bence bu altın madeni konusunu ve Kanadalıların bu altın madenlerini işletmesi konusunu ciddi manada dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi dolar kurundan başlayalım. Bakın tabii doların hem artması, dolar kurunun artması hem de bu dolar kuru bir maliyet unsuru olduğu için bunun ekonomiye yansımaları, bunlar çok önemli. Bunların üzerinde durulması gerekiyor. Şimdi öncelikle bakın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, zam konusunda özellikle altın çizmesi gereken önemli tespitlerde bulundu. Şu anda gerek gıda olsun, gerek ulaşım olsun, iletişim olsun, bilmem ne olsun. Yani bütün ürünlerde, bütün üretim ve emeklerdeki şu andaki fiyatlandırma, dolar 6, 6,5 lirayken yapılan fiyatlandırma. Hatta bu konuda bazıları ürünleri bu manada bekletiyorlar. Yani, evet. Yani şekerde bunlardan bir tanesi oluyor. Gerçi açıklama yaptılar, şeker arzında bir sorun yok diye büyük fabrikalar ama arzla ilgili bir durum değil. Şu anda fiyatlandırma ile ilgili bir durum var. Adam yerine yenisini koyacağı için bekliyor ki o 10 liradan değerlendirme yapabilsin. O yüzden saklıyor. Zaten şöyle fiyat istikrarında, yani fiyatlarda istikrar olmadığı zaman karşılaşılacak olan en temel sorun stokçuluktur. Evet. Neden? Çünkü adam Ekim ayı fiyatı farklı, Kasım ayı fiyatı farklı. Adam haftalık Ekim ayının, fiyatlar farklı. Tabii haftalık fiyatlar farklı. Adam ne yapacaktır? Sürekli bir sonraki haftayı, bir sonraki ayı beklemek için ürünlerini böyle az az piyasaya sürecektir. Ondan sonra yok diyecektir. Yani böylece var olan ürünler yok olacaktır bir yandan. Evet. Yani bu rafların boşalması, bu satışların yapılamaması, insanların ihtiyacı olan ürünlere ulaşamaması anlamını taşıyor. Bu yani bunun doğru olduğunu herkes şahittir. Yani marketlere giden herkes şahittir. Ben de bu hafta Beef'e şahit oldum. Bir marketle ilgili herkes araştırma yapıyor ya. Yani sanki olta gibi yani balığın ucundaki olta misali. Bazı ürünlere bir fiyat veriyorlar. Markete gidiyorsunuz. Markette yazmış. Bu üründen bir tane alabilirsiniz. Ürün zaten yok yani orada yok. Dedim ki o kasadaki arkadaşa, ya hanımefendi dedi bunu kaç tane koydunuz buraya dedim bunu. İki tane mi koydunuz, üç tane mi? Ya dört tane falan koyuldu dedi. Dedim sabahtan akşama kadar dört tane ürünü kim ne yapsın? Yani amaç oraya insanları getirmek, en azından bir dolansınlar. İçeride belki bir şey daha alırlar. Ya insanlar da zaten genelde bir markete girdi mi, yani diğer ihtiyaçlarını da almaya çalışıyor. Ya zaten onların da kârı bu. Bu yani evet. onu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii eskiden raflar boş yani. Yani eskiden böyle hani temel ürünler değil de daha farklı ürünler konusunda kampanyalar yaparlardı. Ama şimdi artık bakıyorsunuz o bütün fiyatları tabii. Evet. En temel ürünlerde şekerde, yağda, bilmem ne de bunları yapıyorlar. Tabii onlar da maliyetler çok yüksek. O şekilde dönmeye çalışıyor. Vatandaşın geliri müsait değil. O da ucuz ürün alıyor. Yani böyle bir artık herkesin birbirini idare etmeye çalıştığı bir atmosfer ama aslında hiç kimse kimseyi idare edemiyor. Evet. Çünkü idare etmesi gerekenler idare etmediği için ülkeyi, vatandaşın kendi içindeki idaresi yeterli olmuyor. Hiç. Bunu da ifade etmek lazım. Tam o ifade tam yerini buldu. İdare etmesi gerekenler idare etmeyince vatandaşın kendi kendini idare etmesi mümkün değil bu şartlarda. Yani marketin bizi idare etmesini beklemeyelim. Veya efendim marketler vatandaşın kendilerini idare etmesini beklemesinler. Herkes bu seçtiklerinin, tercih ettiklerinin bu ülkeyi idare etmesini beklesinler. Evet. O zaman bunlar zaten çözüm bulacak. Şimdi bakıyoruz bakın, şimdi 6-6,5 dolar 6 lira, 6,5 lirayken ortaya çıkan fiyatları şu anda karşılaştığımız fiyatlar bunlar. Şimdi dolar 10 lira olduğu zamanki fiyatlar etiketlere yansıdığı zaman işte gerçek enflasyonu, gerçi yani TÜİK'in rakamlarını rakamlarını yine göremeyeceğiz ama yani bu fiyat artışları bizi ciddi manada, gerçek enflasyon bizi yakmaya, daha ciddi manada yakmaya devam edecek. Senin gelirin o oranda artmayacak. Ama sen bu aradaki %40'lık farkı çok yakın bir zaman içerisinde etiketlerde görmeye başlayacaksın. Yani burada doların aslında yani Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş şu yani bu şu anki fiyatlar 6-6,5 lirayken dolar belirlenen fiyatlar demesiyle beraber aslında doların çok ciddi bir maliyet unsuru olduğunu altını çiziyor. Her şey ithalat, her şey dolara endeksli olarak, paramız bile dolar endeksli basılıyor. Bütün ürün fiyatları, maliyetler, her şey dolar endeksli olarak gelişiyor.
Dolar dolayısıyla ciddi bir maliyet unsuru olarak önümüze çıkıyor. İşte bu maliyet unsurunun fahiş artışı mutlaka ürünlere de yansıyacak. Hizmetlere yansıyacak. Bakın sadece Ocak ayından bugüne kadar dolardaki artışın %36 olduğunu hesaplamışlardı uzmanlar. %36 sadece 10 ayda %36 dolar zam gelmiş dolara. Dolar kuruna zam gelmiş yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu ama enflasyon rakamı %20. Bir yıllık enflasyon rakamı %20 olarak açıklandı. Kimsenin inandığı yok zaten o rakamlara. Kardeşim dolar kuru %36 artmış yani. Yani şu anda Türkiye'de dolanan para bu. TL'nin Profesör Doktor Haydar Başbey'in meşhur ifadesi doların tercümesi olarak biz TL'yi kullanıyoruz. Yani TL'yi basan neyin karşılığı olan şey zamlanmış. Karşılığı yani dolayısıyla TL'nin karşılığı şu anda. Şimdi bu %36 arttıysa sen paranı dolandırmak zaman, istiyorsan yani enflasyon 10 ayda %36 arttıysa o zaman dolar enflasyon %20'dir diyemezsiniz. Bunu da tekrar altını çizelim. Şimdi yine bu doların hani 2002 yılında 1 lira 20 kuruştan 10 liraya çıkması, 10 liranın üzerine geçmesi konusunda da dedi ki yani ben dedim iktidarda olsam, ben bu ülkeyi yönetsem ve böyle bir tabloyu vatandaşıma yaşatsam ben milletimin yüzüne bakamam dedi bir siyasetçi olarak. Yine orada çok önemli nükte o da gerçekten bugün artık bunun konuşulması gerekiyor. Yani söylediği şey eğer böyle bir iktidarda ben olmuş olsaydım ve bu şekilde olsaydı beni seçim barajının yukarısına çıkabilir miyim çıkamaz mıyım? Bunun konuşulması lazım. Evet. Yani bırakın hani %50'leri yakalayacak mı yakalamayacak mı diye değil. Yani böyle bir tablosu, karnesi olan bir parti, hangi parti fark etmez. A partisi, B partisi, C partisi kimse. İktidarda olan parti. Hep bu zaten bu iş böyle olur siyasette. Kim iktidardaysa onun faturasını öder. Yani bu iktidar eğer bunu yapıyorsa bunun faturasını ödemesi lazım. Evet. Sayın dedi yani. Bamsur Kepaş lideri burada aslında iki boyutuyla bize anlatıyor. Yani nedir o? Siyasetçinin takınması gereken tavırdan bahsediyor. Milletin takınması gereken tavırdan bahsediyor. Siyasetçiye taalluk eden kısmı şu. Yani ben 1 liradan almışım doları 10 liraya çıkartmışım. Yani ben bu milleti yönetmeyi hak etmiyorum demesi lazım. Ben bu milletimin karşısına çıkamam demesi lazım. Ben bu milletin yüzüne bakamam demesi lazım. Utanması lazım. Şimdi bu siyasete yani gerçekten milletine, hizmete kendisine adamış olan bir siyasi anlayış budur. Yani kardeşim sen bu işi beceremiyorsun demek ki. Yapamıyorsun. Yani bunu kabullenmen lazım siyasetçi olarak artık. Yani bu 1 lira değil, 1 lira, 2 lira değil, 3 lira değil, 4 lira değil, 5 lira değil. Sen bunu 2 liraya çıkarttığın zaman, 3 liraya çıkarttığın zaman bile bu muhakemeyi yapman gerekiyordu. O zaman bu tabloyu belki hiç karşılaşmayacaktık. Çok daha güzel ekonomik bir tabloyla karşılaşacaktık. Bu siyasete düşen görev. Peki millete düşen görev ne? Millet şu an neyi tartışıyor? %50 barajını aşar mı, aşmaz mı? Ya dolar 1 liradan alan siyaset 10 liraya çıkartmış, biz hala %50'leri konuşuyoruz. İşte Sayın Bamsur Kepaş Genel Başkanı Hüseyin Baş diyor ki bizim bugün konuşmamız gereken bu olmamalı diyor. Yani bu tabloya neden olan, bu ekonomik kötü tabloya neden olan siyasi anlayışa biz meclise sokacak mıyız, sokmayacak mıyız? Barajı geçecek mi, geçmeyecekti bunu konuşmamız lazım diyor. Yani millet olarak tartışmamız gereken konu bu diyor. Ama maalesef Türkiye'de yani yine ifade ettiği gibi hani ben ne demiştim diyor, dolar 10 lira olduğunda kim şaşırır? Baktım ki millet hiç kimse şaşırmamış. Yani millet artık öyle bir şey ki kabulleniyor. Yani yanlışı kabulleniyor. İçinde bulunduğu kötü tabloyu kabulleniyor. Ve bunun buna neyin sebep olduğunu düşünmüyor ve sebep olanları da cezalandırmıyor. Bunu çekiyor diyor ki tamam diyor yani bu demek ki ben bunu yaşamam lazım. Ya kardeşim bu senin kaderin değil ya. Yani bu farklı bir şey aslında onu da demek istemiyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yani böyle yani insana Allah zekayı bunun için vermedi. Aklı bunun için vermedi. Düşünüp akletmemiz için verdi. Yani muhakeme etmemiz için verdi bize. Kardeşim bir yerde yanlış varsa sen doğru olanı tercih edeceksin. O yanlışta ısrar etmeyeceksin. Ve sen kendini değiştirmedikçe de Allah seni değiştirmeyeceğini söylüyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi sen diyorsun ki ben yanlış yapacağım. Ondan sonra dönüyorsun ki ya bu benim kaderimmiş. Ya niye kaderi suçluyorsun ki?
Bu efendim yaşadığın kötü halin, kötü efendim hayatın, bu borç batağının, bu fiyat artışlarının, bu dengesizliğin sebebi senin tercihlerin. Bunu değiştirmen gerekiyor. Kendini değiştirmen gerekiyor. Bakış açısını değiştirmen gerekiyor. Onun dışında bu şeker krizinden yola çıkarak özelleştirme konusuna detaylıca girmiş Sayın Bağımsız Türkiye Partileri. Yani şu anda bazı birçok marketlerde şeker rafları boş. Şeker satılmıyor. Bakıyorsunuz Allah Allah, yani nerede bu şeker? Şimdi Türk Şeker açıklama yapıyor ki arz sorunu yok. İşte şeker pancarı diyor ki biz ürettik kardeşim diyor. Ötekisi ben de diyor onu şeker yaptım diyor. Ama markete gidiyorsun şeker yok. Nerede bu şeker? Şimdi burada işte zaten ekonomik dengesizliğin, ekonominin iyi yönetilemediğinin en büyük ispatlarından bir tanesi bu. Şeker üretildiyse, şeker pancarı üretildiyse şeker fabrikalarının bunu şekere çevirmesi lazım. Şeker olduysa bunun piyasaya arz edilmesi lazım. Arz edildiyse bunu raflarda görmemiz lazım. Burada bir şey var, bir problem var burada. İşte bu yönetilemediğinin ispatıdır. Bir yerlerde şeker takılıyorsa, bir adım ileri gitmiyorsa, o zaman kardeşim bu yönetimle alakalı bir şeydir bu. Niye yönetemiyorsun? Niye kontrol edemiyorsun? Takip edeceksin. Efendim fiyatlandırmayı takip edeceksin, maliyetini takip edeceksin. Maliyetler fazlaysa onu aşağı çekmeye çalışacaksın. Nakliyede problem varsa, efendim aracılarda sorun varsa onu çözeceksin. Nakliye problemini çözeceksin. Markette sorun varsa onu çözeceksin. Vatandaşta sorun varsa alım noktasında onu çözeceksin. Bütün bu hani bir orkestradır. Bu orkestrayı senin devlet yönetimi olarak yönetmen gerekiyor. En güzel şekilde yönetmen gerekiyor. Bunu beceremediğin zaman o zaman en temel ürün Türkiye şeker pancarı cenneti ve biz şeker sorunu yaşıyoruz. Aynen Lübnan'ın, efendim petrol ülkesi olan Lübnan'ın, petrol ülkesi olan İran'ın veya petrol ülkesi olan diğer ülkelerin benzin sıkıntısı yaşadığı gibi. Ulan sen petrol cennetisin. Benzinin kaynağı sensin yani. Bunu dışarıdakiler işlesin bana tekrar satsın diye bekliyor adamlar. Ve benzin bulamıyorlar, benzin kuyrukları. Şimdi aynı şey biz hani diyoruz ya, vay yani Lübnan çok yanlış yapmış canım. Ya tamam da sen hani o en azından petrolde bunu yapıyor. Biraz teknoloji gerekiyor. Ya bu şeker pancarından bahsediyoruz. Kaynağı sende şeker pancarı. Tarlalar ekilebilir. Artı bunları şekere dönüştürecek olan fabrikaları Atatürk kurmuş zaten. Alpullu şeker fabrikasını bilmem ne. Yani en temel kurumları zaten Atatürk kurmuş. O da hazır. Senin yapacağın sadece bir organizasyon. Her şey bitmiş. Sen bunu beceremiyorsun. Şimdi dolayısıyla burada en temel sorun ne? İşte Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bunu ifade ediyor. Özelleştirme politikası. Ne yaptılar? Babalar gibi sattılar. Yani öyle diyorlardı. Tarım köylüsüyle nihai tüketiciyi buluşturan o devlet kurumlarını aradan çıkardılar. Onları özelleştirdiler. Bunu sen Sümerbank'ın içinde söyleyebilirsin. Bunu sen SEKA içinde söyleyebilirsin. Bak şu anda SEKA. Yani biz basın sektörünün içerisindeyiz. Arıyorsunuz kağıtçıyı. Her gün fiyat değişir mi ya? Her gün. Bir adam sana diyor ki, efendim fiyat şu, kaç top sipariş veriyorsun? Senin topu, senin efendim siparişine göre adam karşı taraftan ürün alıyor. Yani artık anlık değişiyor her şey. Böyle bir ekonomi olabilir mi ya? Adam ondan sonra atıyorum, adam bugün 1 liraya alıyor, yarın 1,5 liraya alıyor. Öbür gün 3 liraya alıyor. Şimdi bu adam nasıl kâr etsin? Yani şöyle, alan zaten zarar nasıl ediyor. Nasıl idare etsin ya? Zaten o kağıdı alacak olan kişi zaten her gün ayrı bir maliyetle karşılaşıyor. Ürettiği ürünü de o fiyata yansıtamıyor. Böyle bir tablo var. Niye? Çünkü o yansıttığı zaman bu sefer müşteri kaybedecek. Kitapsa bu kitap, dergiyse bu dergi, gazeteyse bu gazete. Bunu kaybedecek. Bu bütün, ben hani gazeteyi, SEKA'yı örnek veriyorum ama siz bunu bütün ürünler için de, tekstil için de bunu aynı şeyi düşünebilirsiniz. İnşaat için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Ondan sonra kağıt alıyorsun, şu adam sana kağıt satıyor, sana sattığı fiyattan adam kağıt alamıyor. Ne oluyor? Sermaye artırmak zorunda. Kredi çekiyor. Cebinden bir şey koyacak. Ya cebinden efendim varsa, birikimi varsa oradan ekliyor, yoksa kredi çekiyor. Bugün mesela o hani meşhur büyümenin lokomotif olarak kabul edilen inşaat firmalarının tamamının yani en büyükleri var ya, en büyükleri.
hatta hükümete yakınlığıyla bilinen en büyükleri, onlar bile krediyle dönüyorlar. Krediyle. Ve bu yaşanan tabloda, bu fiyat istikrarsızlığında ona da darbe yiyorlar. Herkes şu an darbe yiyor. Çünkü istikrarsız bir ekonomide efendim kazananlar sadece para satanlardır. Onun dışında üretenler hiçbir zaman doğru düz para kazanamaz. Üretimin artık hiçbir değeri kalmadı Türkiye'de. Tabii. Üretim değeri kalmayınca tüketilecek yarın bir gün bu gidişat ne? Üretim tüketecek mamul bulamamak. Bu noktaya doğru gideceğiz şu anda. Ve bakın ne diyor Sayın Hüseyin Baş? Çorum Şeker Fabrikası'nı sordum diyor şehrin girişinde. Ne oldu bu fabrika? İşte satıldı. Bu özelleştirildi. Tamam da bu kimin malı? Bu devletin malı. Peki devletin malı kimin malı? Senin malın, benim malım. Kimse bu kısmını düşünmüyor diyor. Yani devlete ait olan her şey, köprüsü, yolu, şirketleri, kamusu, madenleri, her şey, hepsi millete aittir. Devlet milletine hizmet için vardır aslında. Devlet bunu sana sormadan sattığı zaman aslında büyük bir suç işlemiş oluyor. Yani devleti yöneten hükümet bize ait olmayan, bize ait olan şeker fabrikasını satıyor. Bunu sık sık söylerdi Profesör Atay. Bana mı sordun diye, millete mi sordunuz bunu satarken? Hepsini ne verdin? Maden için söylerdi ve diğer şey için. Bir ver, kaç verdin? 100 lira. Al sana 200 lira, geriye dön, marş marş. Tabii zaten bunlar, hani düşünebiliyor musunuz? Çayeli bakır işletmelerini örnek verdi Haydar Baş Bey. Evet. Yani 15 milyar dolar, hatta bir vayete göre, yani minimum 15 milyar dolar, efendim normal şartlar altında 50 milyar dolarlık bir maden rezervine sahip olan. 59 bakır, milyona mı gitmişti öyle bir şey? Evet, 50 milyon, 49 milyon dolar. Evet. Düşünemiyor musunuz? 50 milyar dolarlık yok, serveti var. Efendim arazisi aslında, yani arazisi bile aslında onun içerisinde ihmal edilebilir bir rakam. Sahip olduğu maden rezervi, bakırın olduğu yerde altın da var biliyorsunuz. 50 milyar dolarlık servete sahip olan bir kurumu 49 milyon dolara sat. Tabii ki şimdi Profesör Taylar Başbey ne diyor? Ben ona diyeceğim ki diyor. Ver 50 onu mi verdin? Al sana 100. He, 100. Şimdi 100 milyon dolar geriye verdiğin zaman 50 milyar dolarını kurtarmış oluyorsun. Sen bunu kömür şirketlerine, altın şirketlerine, her şeyde sen bunu değerlendir. Hmm. Bak yine bir misal verelim bununla alakalı. Hatırlayalım bu Kaz Dağları'nı bir ara tıraşlayan, efendim ağaçlarını kesen maalesef, ormanlarımızı katleden bir şey vardı, bir altın firması vardı. Ne oldu? İşte protestolar bilmem neler falan filan. Şu anda elini çekti diyorlar ama bilemiyoruz tabii. Orada değil, başka bir yerde yapıyorlar. Gündem dışına çıktı yani. Şimdi biz Kaz Dağları'nı duyduk ama şimdi bak Kayseri'de duyuyoruz. Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, Kayseri'de de altının işletildiğini duyuyoruz. İzmir FM Çukuru'nda da başka bir maden şirketi işletiyor. Gidiyorsun başka bir Gümüşhane'de çevirmişler duvarları. Millet göremiyor ne olduğunu. Efendim orada da işletiliyor. Şimdi o Kaz Dağları örneğinde adamın bir ifadesi vardı. O şirketin CEO'sunun bir Kanada televizyonda yaptığı konuşmada söylediği bir şey var. Ne diyor? 100 milyon dolarlık mütevazı bir yatırımla 4 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğiz. 100 çok milyon iyi taşıyorlar dolar. Diyordu evet. İnşaat şeycilik. Onlar gibi. Çok taşımıyor. İyi taş taşır diyordu. Evet. Türk milleti çok iyi taş taşır diyor. 100 milyon dolarlık mütevazi bir yatırımda 4 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğiz. Şimdi bu adama biz kaça özelleştirdik burayı? Atıyorum 100 milyon dolara. Vereceksin 200 milyon dolar, göndereceksin. 4 milyar dolarını kurtaracaksın. Şimdi onu da şöyle yaparsın. Paran yok diyelim. Altın da paradır yani. Altını çıkartırsın. Atatürk zamanında böyle bu şekilde yapmış. 100 milyon dolarlık altını verirsin ona. O günkü kur şeyden, değerinden verirsin, gönderirsin. Kömür işletmeleri de zamanında Osmanlı tarafından birçok ülkeye verildiği için kapitülasyonlar nevinde Atatürk geldiğinde onlara kömür işletmelerini geri alarak ne kadar şu kadar borcumuz var onu kömür olarak yıldan yıla ödemek üzere şey yapıp göndermişti onlara. Sonra tabii yaptığımız araştırmada bir şey öğrendik. O da şu, o Kaz Dağları'nın hani 100 milyon dolarlık mütevazi bir yatırım diyor ya, 100 milyon dolarlık devletten teşvik almışlar. Yani adam hiç para harcamadan 4 milyar dolara götürüyor. Yani hadise bu. Evet. Sen bunu bütün 1000 tane bakın. Açın Milliocom modelini Profesör Haydar Başbey'in. Her yerde bunu anlatmıştı zaten Haydar Başbey. 2017 evet. Yılında mı efendim Milliocom modeli tanıtım yapılmıştı, yeni kitap tanıtımı. O yeni verilerle ele alınmıştı.
2017 verilene göre 1000'in üzerinde altın maden ruhsatı var Türkiye'de. Yabancı şirketler 1000'in üzerinde. Yani 4 milyar dolar diyor ya. Sadece bir sahadan 4 milyar dolar bir adam gelir elde ediyorsa, sen 1000 tane sahadan 4 milyarı çarp. O zaman o rakamı yani 4 trilyon dolar gibi bir bilinmeyen daha yeni yeni keşfedilen birçok saha var. 3 katrilyon dolarlık maden rezervi olduğunu ifade ederdi her seferinde. Bu sadece altın kısmı. Evet. Altın kısmının bilinen kısmı bu. Boru var, petrolü var, gümüşü var, uranyumu var, toryumu var. Ne ararsan var. Tabii. Yani biz bu o şartlar altında bunları konuşuyoruz işte. Doları 10 lira yaptık, maliyetler bu kadar oldu. Yarın buğday ithal edebilecek miyiz? Malzeme ithal edebilecek miyiz falan onları konuşuyoruz. Evet, kesinlikle. Burada tabii Sayın Bağımsız Türkiye Partisi lideri şunu ifade ediyor. Bakın hangi özelleştirmeden kar ettik? Bakıyorsunuz bütün özelleştirmelerden hep zarar etmişiz. Hatta hesap ediyorlardı. Şu kadar yıl içerisinde yapılan özelleştirmelere şu kadar para elde edildi, şu kadar masraf yapıldı. Evet. Masrafı daha fazla. Yani biz yapılan toplam bir özelleştirmelerden zarar etmişiz zaten. O zaman niye bu şirketi, kar eden şirketi satıyorsun ki? Mantık ne yani? Mantık ne yani? Artı, hatırlarsanız Prof. Dr. Haydar Başbey ne demişti? Siz bugün devlete gelir kazandıran, hem işletme karını hem de vergi ödeyen, yani aynı zamanda bunlar devlete de, devlet evet. kurumu devlete de vergi ödeyen. Bir cebinden başka cebine koyuyordu. Evet. Şimdi bunları dikkate aldığınızda buradan ciddi bir gelir elde ediyorsunuz. Aylık, yıllık gelirler elde ediyorsunuz. Şimdi siz bu gelirlerden mahrum kalırsanız diyor. O zaman geriye sadece vergiler, cezalar ve zamlar kalacaktır. Şimdiki durum. Evet, şu anda. Bir de bu işin çok farklı bir boyutu var. Mesela SEKA örneğinde olduğu gibi. Şeker pancarı, şekerde olduğu gibi. SEKA'yı örnek verdik. SEKA şu anda bakın. Siz SEKA'yı kağıtta örnek veriyorsunuz. Sadece yani basın olarak ama halkın tamamını yakını artık evlerde tuvalet kağıdını kullanıyor ve diğer kağıt ürünleri kullanıyor. O kağıt ürünlerindeki öyle büyük zamlar var ki insanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar şu anda. Tabii şu anda yani geçen bir resim vardı. Yani tuvalet kağıdını böyle para resmi yapmışlar. Yani tuvalet kağıdı düşün. Yani artık yani en büyük değerli banknot gibi oldu. Değerli bir kağıda dönüştü şu anda o tuvalet kağıdı. Yanına yanaşılamıyor. Yani böyle bir noktaya gelindi. Yine herkes şey arıyor, ucuz nerede bulabilirim, evet. nerede kampanya var. Bunun araştırması içerisinde. Böyle giderse zaten tuvalet kağıdı bulamayacağız yani. O da ayrı bir konu. Yine eski yöntemleri kullanmaya başlayacağız. Anadolu'da, köylerde yani maalesef. Şimdi SEKA'dan bahsediyorum. SEKA yani. Bakın ne yaptılar? SEKA'nın bir tanesini park yaptılar. Yani park, bildiğin park yaptılar yani. Koskoca fabrikayı kapattılar, park yaptılar. Bir tanesi bir şey yaptı, başka bir şey yaptılar. Yani böyle o SEKA'lar elimizden gitti. Halbuki SEKA'nın biliyorsunuz ham maddesi olan selülozu da SEKA üretebiliyordu. Bu sistemi de vardı içerisinde. Ağaçtan alıp çok rahat bir şekilde kağıda dönüştürebilecek bir sistemi vardı. SEKA'nın hem bakın bu tür fabrikaların birkaç faydası var. Mesela SEKA'nın en büyük faydalarının bir tanesi orman sanayini destekliyordu. Yani ormancılığı destekliyordu Türkiye'de. Sümerbank'ın faydası ne? Tekstili destekliyordu. Pamuk sektörünü destekliyordu. Evet. Pamuk üretimini destekliyordu. Tekstili destekliyordu. Atatürk her şeyi planlamıştı yani. Evet. Yani hani Prof. Haydar Başbey Milli Ekonomi Modelini ifade eder. Tarıma dayalı sanayi. Evet. Yani bu en kolay kurulabilecek ve ülke en fazla kalkındırabilecek olan sektördür, sanayi sektörüdür bu. Bunu ifade etmemiz lazım. Şimdi SEKA ne yaptı? Şimdi SEKA bizim aynı zamanda bize yapıyordu. Mal üretiyordu, kağıt üretiyordu. Ormancılığı destekliyordu. Biz o dönemde de ithalat yapıyorduk. Kağıt ithalatı yapılıyordu. Ama bize ihraç eden ülkeler bizim yerli firmamız olduğu için ona göre fiyat veriyorlardı. Rekabet ediyorlar. Tabii. Şimdi sen artık ona muhtaçsın. Yabancı ithal kağıda muhtaçsın. Bu sefer senin fiyatı artık o belirliyor tabii. Artık. Artık fiyatı o belirliyor. Senin başka bir şansın yok. Adam sana dolara endeksli, euroya endeksli çakıyor fiyatı. Almak da zorundasın. Çünkü yoksa kitap üreteceksin, gazete üreteceksin, şey yapacaksın, tuvalet kağıdı üreteceksin, ihtiyacın var. Dolayısıyla böyle bir girdabın içerisine giriyorsun. Alüminyum da böyle mesela. Tabii. Şu anda yokluk çekilen bir sektör. Bunu konuşuyoruz ama hangi sektörü elimize atsak böyle olacak bundan sonrası bu. Yani maliyetini sen eğer yabancıya ithala, ham maddeni ithalata teslim etmişsen, bugün şeyi konuşursun, SEKA'yı konuşursun, kağıdı konuşursun, yarın alüminyumu konuşursun, öbürsü gün camı konuşursun, öbürsü gün başka bir şey konuşursun.
Şimdi biz mesela yaptığımız bütün ihracat ham madde ithalatımızı karşılayamıyor. Peki soru şu, Türkiye'de sanayi ham maddesi üretilemiyor mu? Bakın sanayinin bütün ham madde unsurları Türkiye'de maden olarak var. Fakat çok ilginçtir, biz bu madenleri yabancılara sattığımız için biz efendim bunlar dışarıya gidiyor, işleniyor, onlar tekrar bize işlenmiş olarak satıyor. Kat kat fiyatıyla. Aradaki gelmiyor. Katma değeri de kendi ceplerine atıyorlar. Mesela biz altın ithalatı yapıyoruz. Ya bu altını adam büyük ihtimal yani çünkü Türkiye'de Kanada şirketleri var altın konusunda, Alman şirketleri de var. Şimdi bakıyoruz bu adamlar alıyorlar bizim saf altınımızı. Burada işlemiyorlar bunu. Doğruca götürüyorlar kendi ülkelerine. Orada insanlara istihdam oluşturuyorlar. Oradaki kendi işçilerine bunu işletiyorlar. Ve bizim, mesela şu anda bizim asgari ücretimiz 250 euro biliyorsunuz. 200 euronun biraz üstünde. Adam kendi işçisine 1700 euro, 1800 euro bizim altınımızı işlemesi için para veriyor. Sonra o altın işlenmiş halde bize geliyor. Bize de efendim fiyatı çakıyor veriyor. Bu bizim madenimiz, bizim demirimiz, bizim alüminyumumuz, bizim çinkomuz, bizim efendim altınımız, bizim bor madenimiz. Şimdi ham madde cenneti biziz, ham madde ithal ediyoruz. Dünyanın en verimli enerji kaynaklarına sahibiz, enerji ithal ediyoruz. Akılla ilgili bir sorunumuz dünyanın en zeki yani. İnsanları biz de. Onu diyecektim, siz yani, doğru söylüyorsunuz. Yani Atatürk ne diyor? Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Evet, dünya, yani neticede dünyanın bütün ekonomik problemlerini çözecek olan insan Türkiye'den çıktı. Profesör Doktor Haydar Başbey, milli ekonomi modeli. Ekonominin kitabını yazdı yani. Evet. Bu ara çok gündemde ya, ekonominin yani kitabını böyle yazma. Böyle bir kitap insanlık tarihinde yazılmadı. Yani. Evet. Ne batıda ne doğuda hiçbir yerde böyle bir eser ortaya konulmadı. Yani geliri adil olarak dağıtacak dünyada bu model. Sonra ya bundan efendim 100 yıl önce, yani 80 yıl önce, 90 yıl önce de dünyada emperyalizmin kökünü kurutan, yani emperyalizme en büyük darbeye vuran diyelim, İngiliz emperyalizmini ilk defa karşısında yıkan, durup evet. Onu geriye püskürten bir lider çıktı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hatta efendim Hintli liderler ne diyor? Gandhi'nin ifadesi. Biz diyor Mustafa Kemal diyor Anadolu'da mücadele kazanmadan önce, İngilizleri geri püskürtmeden önce diyor. Biz Tanrı'nın da bir İngiliz olduğunu düşünüyorduk. O kadar sömürgeydin ya. Yani bu kadar artık yani erişilmez, ulaşılmaz, yenilmez. Şimdi bakın Hintliler bunu düşünüyordu. Sadece Hintliler değil, Afrikalılar da böyle düşünüyordu. Efendim Çinliler de böyle düşünüyordu. Yani neticede Hong Kong'u da işgal etmişti, Çin de işgal etmişti İngiltere. Dünyanın her tarafında güneşin batmadığı imparatorluk olarak ifade ediliyordu. Büyük Britanya İmparatorluğu. Ama şimdi Anadolu'da bir avuç insanla beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı, bunları püskürttü geriye. Herkes dedi ki, ha dedi bunlar yenilebilirmiş. Ama bakın çok enteresandır. Herkesin bunu düşündüğü dönemde İngilizler nasıl düşünüyordu biliyor musunuz? Yani Atatürk'e en fazla efendim Atatürk aleyhinde fitne çıkartan bir İngiliz yazar var biliyorsunuz. Şu anda ismi hatırımda değil. Neyse onu zamanı gelince tekrar şey yaparız. Bir kitap yazıyor Atatürk'le alakalı. Baştan sona saçmalık yani. Böyle Atatürk'ü eleştiren. Ama hatta şeyin de bu Fesli'nin de ondan alıntı yaptığı ifade ediliyor. Bakın ne diyor biliyor musunuz kendisi? Biz diyor, kendisi cephede de bulunmuş. Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün efendim ilahi bir güce sahip olduğunu ve asla kurşunla ölmeyeceğine inandığını yazıyor. Kurtuluş Savaşı'nda. Buna kurşun işlemez. Ondan sonra diyor, çıkardı diyor, efendim cepheden dışarıya, sigarasını yakardı diyor, bize karşı diyor. Birkaç elde bize ateş ederdi diyor. Bizim diyor, makinalı tüfekler diyor, bütün mavzerler, bilmem neler, nişan alırdık ona diyor. Ya birimiz vuramazdık onu diyor, vuramadık onu diyor yani. O zaman dedi ki diyor, bu diyor ilahi bir şekilde korunuyor. Yani İngiliz bunu anladı yani. Profesör Doktor Haydar Başbey'in bize anlatmış olduğu Atatürk'ü İngiliz cephede tanıdı zaten. Ve bunu da kitaplarına yazdılar. Sonra diyor bir şarapnel parçası isabet etti diyor. Bakın hani iftira atıyorlar ya yine Atatürk'e diyorlar bu uydurmadır.
bu hani saati parçalanmış bilmem ne, bu uydurma diye. Bu İngiliz'in kitabında yazıyor. İngiliz o yazarın kitabında yazıyor. Ve adam Atatürk düşmanı. Bir ara diyor, baktım ki diyor şarapnel parçası isabet etmiş diyor. Bunu şey yaptık, çok sevindik diyor. Hepimiz diyor, efendim bayram ettik o sırada diyor. Ondan sonra meğer diyor, saatine isabet etmiş diyor. Yani yine diyor ölmedi diyor. Yani o şeyini, ilk düşüncesini yine de şey yapmış, teslimlemiş bu olay yani. Şimdi o dönemde bakıyorsunuz bir Gazi Mustafa Kemal. Nerede çıktı? Türkiye'de çıktı. Bugün, efendim yani dün Profesör Doktor Haydar Başbey hala milli ekonomide kıyamete kadar var olacak bu insanlığa. Efendim gerek Atatürk'ün gerek Profesör Doktor Haydar Başbey'in sunduğu çözümler, ortaya koyduğu duruş ışık olacak, yol olacak, örnek olacak. E bakıyorsunuz o da Türkiye'den çıktı. Ruslar hayran oldu. Bakın ortak özelliklere bakın. Atatürk vefat ediyor 1938'de. Bütün dünya İngiliz düşmanı da evet. İngilizlerin kralı da dahil. Amerikan Roosevelt, Amerikan başkanı. En büyük diyor. Yani en çok üzüldüğüm şey diyor Atatürk'le tanışmamış olmam diyor. Yani birebir görüşmemiş olmam. Adam buna hayıflanıyor. Bunu da yazıyor. Şimdi dünya ona hayran olmuş. Onun duruşuna. Kimisi aşık olmuş. O diyor Türklerin atası değil diyor. O Atatürk değil diyor. O ata şarttır diyor. O diyor bütün doğunun atasıdır. Yani bu büyük bir aşkla, büyük bir sevdayla onu sevdiler. Profesör Doktor Haydar Başbey de bakıyorsunuz ortaya koyduğu duruşta Rus'u hayran bıraktı, Alman'ı hayran bıraktı, İngiliz'i hayran bıraktı, Amerika'sı hayran bıraktı. Dediler ki bunu yazan bir insan, mesela Alman profesör Martin Mayer ne diyor? Ya diyor bunun diyor, bu tezin diyor alternatifi yok. Alternatifi olmayan bir model bu diyor. Bunu yazan normal bir insan olamaz diyor yani. Şimdi işte bu yani zeka da akıl da Türkiye'de. Maalesef. Ama biz ne madenlerimizi değerlendirebiliyoruz, yerin altındaki madenleri değerlendirebiliyoruz, ne de yerin üstündeki aklımızı, fikrimizi, zekamızı, bu zekaya sahip olan insanları değerlendirebiliyoruz. İşte o zaman vebal de ona göre büyük oluyor işte. Tabii şimdi nimet verilen insanla nimet verilmeyen insan aynı olmaz ki. Ona göre de hesap zor oluyor. Bugün mesela hani inancımızın gereği olarak ifade edelim. Yani Kabe'nin yanında yaşayan bir insanla biz İstanbul'da yaşayan insanın vebali aynı değil. Sen evet. Kabe'nin yanındasın. Sen Medine'de peygamberin yanındasın. Elbette ki o yakınlığı sana ayrı bir şey var, vebali var. Yani maddi gücü olan olmayanın hepsi. Yani sahip çıktığın zaman çok daha farklı şeyler, nimetlere evet. kavuşuyorsun. Ama sahip çıkmadığın zaman da vebali çok daha fazla çok oluyor. Çok daha büyük oluyor. Son olarak şunu ifade edelim. Hazine üzerindeki dilenci gibiyiz yani biz maalesef şu andaki geldiğimiz nokta tam olarak bu. Evet, bunu da hem Mevlana için söylüyor bir Amerikalı efendim yazar. Diyor ki siz diyor böyle Mevlana gibi değerleriniz var, hazine üstünde oturan dilenci gibisiniz. Bugün günümüze doğru geldiğimizde Atatürk'ün de kıymetini bilemedik. Başımıza zaten bütün felaketler, hani Profesör Dr. Haydar Başbey'in ifadesiyle Atatürk'e sahip çıkma işimiz sebebiyle başımıza geldi. Sen bu ülkeyi kuran, sana emanet eden, senin namusunu, şerefini, onurunu koruyan... Emanete böyle mi şey tabii bir insana sahip çıkmazsan, o insanı efendim bir şekilde vazifelendirenler de sana sahip çıkmazlar. Aynı şekilde. Bugün işte Profesör Dr. Haydar Başbey konusunda bunu yaşadık. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş diyor ki, yani biz diyor işte elimizde bizim diyor milli ekonomi modelimiz var. Bu model sayesinde diyor biz, bu modelin ortaya koyduğu duruşla beraber özelleştirilen bütün devlet kurumlarını tekrar geri alacağız. Madenlerimizi tekrar geri alacağız. Hatta tam cümlesiyle Bağımsız Türkiye Partisi özelleştirilen bütün devlet ve millet servetlerini geri alacaktır. Biz hatta diyor hani bunu üretmek zor. Petrol diyorsun, petrol çıkartmak zor. Efendim ya diyorsun işte yapay zeka ya bunu zor. İşte bu zor kabul ettikleri. Bugün ne kadar böyle ithal ettiğimiz, muhtaç olduğumuz ürün, sanayi ürünü, yüksek sanayi gerektiren ürün varsa bunların hepsini de biz devlet olarak üreteceğiz diyor. Bu da milli ekonomi modelinde zaten proje olarak var. Sen güçlü bir devlet, vatandaşın sırtında bir kambur olan bir devlet değil. Bugün vergilere dayalı bir devlet anlayışı, vergilere dayalı bir ekonomi anlayışı vatandaşın sırtında kambur olmaktır. Milli ekonomi modeli yepyeni gelir kaynaklarıyla beraber vatandaşın sırtında taşıyan bir devlet anlayışını ortaya koyuyor. Vatandaşına kambur olan, ümünü sıkan,
Değil mi? Siyasilerimizin ifade ettiği gibi. Biz milletimizin ümüğünü sıkacağız dedi ya adam. Yani milletimize oy verdi. Zaten Profesör Doktor Haydar Başbey'in hep söylediği şey buydu. Ben size hani bir bardak su istediniz, ummanı getirdim. Diğer taraftan elinizdeki olan bardağı da insanlar aldı, almayı söylediler. Siz döndünüz onlara destek oldunuz. Bana gelince bana hiç destek olmadınız, sırtınızı döndünüz. Bunun hesabını ödeyeceksiniz demişti. Gerçekten de bugün onun hesabını ödüyoruz. Yani o söylenilenlerin hepsini toplayınca bugüne gelen nokta o günden. Yani bunun 10 sene öncesi sonrası yok. Ya öncesinden de yüzyıllar öncesini gören insandı Profesör Doktor Haydar Başbey. Yani 10 yıl sonrasını değil, 100 yıl sonrasında hesabı önümüze koyan bir insandı. O yüzden dedi ki bunlar yaşanacak. Şimdi onlar yaşanıyor. Yarın bunu yapmadığınız için şunlar yaşanacak dedi. Şimdi yarın o şunların yaşanacağını göreceğiz. O yüzden tüm zamanlara da hitap eden bir yönü vardı Profesör Doktor Haydar Başbey'in. Bugün işte Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey de onu ifade ediyor. Madenlerle ilgili, özelleştirmeyle ilgili. Bağımsız Türkiye Partisi zaten şeyin içine koyduğu için, parti programının içine koyduğu için bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi de oydu. Ekonominin kitabını yazmaktan bahsediyordu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonominin geldiği nokta ortada. Biz de böyle bir kapak yapalım dedik. Ekonominin kitabı yazılmış aslında. Daha öncesi kapitalizm, komünizm olarak var ama onlar tarihin çöplüğünde. Ekonominin kitabı herhalde bu olsa gerek. Son cümlelerinizi alalım. Tabii ekonominin iki türlü kitabı yazılır. Birincisi Profesör Doktor Haydar Başbey gibi yazarsınız. Ve bu bütün dünyaya ışık olur. Bütün dünyanın yolunu aydınlatır. İnsanları yoksulluktan kurtarır. Çin şu anda yoksulluğu bitirdiğini ifade ediyor. Rusya'yı ayağa kaldırır, tarımda bir numara haline getirir. Hangi ülke uyguluyorsa onu zirveye taşır. Bir de sayın siyasilerimizin dediği gibi ekonomik kitabını yazmak var. Türkiye bugün en kırılgan beşli içerisinde. Beşliğinin sonuncusu. Evet ve dolar 1 liradan 10 liraya çıkarak efendim dünyada en fazla parası değer kaybeden bir ülke halindeyiz. Evet böyle de bir ekonomi yazmak var. Biz bu şekilde bir ekonomi yazılmasını istemiyoruz. Biz Profesör Haydar Başbey'in yazdığı milli ekonomi modeli gibi bir kitap yazılmasını istemiştik. Onu yazmak da zaten mümkün değil. Var. Onu uygulamak. Sadece uygulamak. Uygulamak. İş onu uygulamakta. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Birinci konuyu da bitiremedik gerçi ama birçok konumuz vardı. Hepsi önemli konular. Hepsinin çözümü bunlarla alakalı. Hepsinin çözümü bunlarla alakalı dedi Murat Bey. Çok doğru. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim Meltem TV ekranlarında. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.